Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Ayşo. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben çok heyecanlanıyorum böyle başlarken. Hep TikTok çekiyordum, şimdi YouTube çekiyorum, uzun videolar çekiyorum. Böyle başlarken çok heyecanlanıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Bugün herkesin çok sorduğu o soruya cevap vereceğim. Geblo'yla nasıl tanıştık? Herkesin çok merak ettiği bu soru. Üniversitede tanıştık arkadaşlar. Şöyle oldu. Bir gün işte kuzenim var yanımda. Üniversitedeyiz. Kantine gidiyorum. İşte böyle masalar falan var. Kantinin kapısından girdik. Karşıda masada biri oturuyor. Bana bakıyor. Şimdi gözüme çarptı. Kafamı çevirdim. Kuzenimle konuşmaya devam ediyorum. Sonra tekrar işte şöyle bir bakayım dedim. Yine bana bakıyor. Lan böyle insan huzursuz oluyor, hani üzerinde bir göz var. Normalde de hayırdır lan sen falan derim, hani giderim ne bakıyorsun lan falan derim. Lan bir şey diyemedim. Neyse biz oturduk. Onunla oturduğumuz masanın arasında da böyle iki masa var. Ama görüyoruz yani birbirimizi, ama ben böyle çaktırmadan bakıyorum falan. Neyse sonra işte çay alalım falan muhabbeti oldu. Gittik oraya sıraya. O da bizim kalktığımızı görünce o da oraya doğru yöneldi. İşte o da sıradaydı. O da çay istemiş. Sırayı bana vermeye şey yaptı. Ben dedim yok beklerim dedim. Sonra o çayını aldı. Onun oradan çıkmasını bekliyorum. Kantinci de şekeri hani şey yapıyor. 2-3 kere seslendi. Duymadı. Gözleri bende. Ben dedim ki şeker dedim. Almadın dedi. Sonra dedi ki şekere gerek yok dedi. Sen parmağını batırsan dedi. Benim çayım tatlanır dedi. Lan kuzenlerim gülmeye başladı. Ben dondum kaldım, kızardım böyle. Anlamadım dedim. Böyle sert bir şekilde. Nazar böyle gülümsedi. Ama o suratındaki ifade çok güzel. Çok güzel, çok tatlıydı. Sonra işte öyle mi dedim. Öyle dedi. Sonra ben de çayı içemesin diye parmağımı batırdım arkadaşlar. Hani midesi bulanır, içemez diye düşündüm. Biraz elim de yandı, tam sokmadım ama çay içe. Neyse işte ben de çay istedim. Ama nasıl sinirlendim. Kuzenlerime de diyorum ki gülmeyin falan diyorum böyle. Sonra ona da şöyle bir bakış attım. Sonra bu gülmeye devam ediyor. Neyse ben çayımı aldım. Dışarı çıktım. Sonra bu geldi. Ama çayı içe içe geliyor arkadaşlar. Kapıdan bir çıkışı var. Gözleri bende. Çayı da içe içe geliyor. Sonra çay bardağını böyle şey yaptı, bardağı gösterdi, hani o çayı içiyorum der gibi. Dedim bu çocuk neyin kafasını yaşıyor bu dedim ya, bu ne yapıyor? Sonra kuzenlerime diyorum ki bak siz güldükçe diyorum saçma sapan davranıyor, ben rahatsız oluyorum, hani yapmayın. Sonra onlar da diyor ki işte hani çocuk seninle iletişim kurmaya çalışıyor. Niye bu ne biçim iletişim dedim ya, çaya parmağını bandır ne alaka dedim. Sonra ya benim de komiğime gidiyor ama böyle şey yapmıyorum, hani hep duvar duvar koyuyorum. Sonra işte çayı içerek böyle yan tarafımıza doğru geldi falan. Lan kuzenlerim inadına yanımdan gitti, içeri gittiler. Ben orada kendim kaldım. Kendim kaldığımı görünce tabii bu da yanıma geldi. Sonra ben gidecektim, bir saniye dedi. Efendim dedi, çok saçma oldu tanışmamız dedi. Ben dedi Ömer dedi. Bu arada Geblo'nun gerçek adı da Ömer. Hala bilmeyenler var. Ben Ömer dedi. Ben adımı söylemek istemedim. Sonra ben de Ayşe dedim. Ayşe mu dedi? Ayşe dedi. Ayşe mu dedi? Ayşe diyorum. E harfi dedi. Sonra bir saniye bekler misin dedi. Beni tam gıcık etti böyle. Ayar etti beni. Sonra bir saniye bekler misin dedi. Ben ne olduğunu anlamadım. O içeri doğru gitti kantinin camına. Sonra bir şarkı. Hangi şarkı bilin bakayım. Zalimin kızı Ayşe şarkısı çalmaya başladı. Hani Ayşe mu deyip durdu ya, o şarkının adı Ayşe geçiyormuş içinde. O yüzden bana Ayşe diyorum, Ayşe mu diyor. Lan ben iyice sinir oldum falan filan. Sonra oradan gülmeye başladı. Ben içeri doğru yürüdüm. Kuzenlerim falan da gülmeye başladı. Ben iyice ayar oldum böyle. Neyse o gün gittik. O gün full onun muhabbeti döndü böyle arkadaşım kuzenim arasında falan. Diyorum ki bir daha nerede karşıma çıkacak falan böyle. Ama çok değişik bir şeydi yani. Sonra ama yani gece kafamı yastığa koydum. Lan hani bu şeyler aklıma geliyor. Lan diyorum ne yaşadım bugün, hani ne oldu? Sonraki gün yine kantine gittim ama bu yine böyle onu göreceğim şeyiyle gidiyorum. Neyse gittim.
Lan yine orada. Yine biz çay aldık yine. Bu arada ikimiz de şekersiz çay içiyoruz. Bu da tesadüf oldu. İkimiz de şekersiz çay içiyoruz. Sonra işte bir gün oldu, 2 gün oldu, 3 gün oldu. Böyle artık ben de hani şey yapmıyorum, sert yapmıyorum. Böyle muhabbet ediyoruz işte bölümüm bilmem neyim falan filan derken biz böyle konuşmaya başladık. Bir süre böyle devam etti. İşte arkadaşlar bir çay nelere mal oldu. Zalim'in kızı Ayşe şarkısına gelirsek, Zalim'in kızı Ayşe diyor, babama da Zalim Hikmet diyor. Arkadaşlar bu bir rivayet değil, bu bir gerçek. Babamın zalim olduğu bir gerçek. Babam bu videoyu izlerse dislike basacak büyük ihtimalle. Beni de ne yapar bilmiyorum. O zaman Zalim Hikmet amcanıza inat like tuşuna basın.